Tonguç Dershane sunar. Herkese merhabalar. Bugün sizlerle birlikte The Internet konusunun üçüncüsünü işleyeceğiz. İnternet deyince aklımıza ne geliyor Tonguç Twitter, Twitter, Instagram, Fortnite, Roblox oynuyorum. Ya gerçekten ne kadar faydasız şey varsa internette bunları sağladım. Bak Tonguç Akademi de internet. Tonguç'um şu anda ekranda bizi izleyen arkadaşların da internet yani genel asayisinde bizi izliyorlar. Bugün ne yapacağız? Bugün asking for clarification ve conjunctions. Yani böyle bazı bağlaçlar var. But mesela fakat demek. Olumluyu olumsuza, olumsuzu olumluya bağlıyor. Ya da so bu yüzden demek. And, ve demek. Ya da because çünkü demek. Bunları öğreneceğiz songuçum Aynı zamanda bilgisayar parçalarını öğreneceğiz. Bilgisayarla alakalı çok güzel ifadelerin Türkçesini de görmüş olacağız. How often do you connect to the internet? Vay güzel soru. ...I sometimes connect to internet... ...but... Ee, ...yani ne kadar sıklıkla bana bağlanıyorsun dedin... ...how often dedin... ...ben de sometimes dedim... ...peki... How, ...ben sana sorayım Tonguç'um... ...how often do you connect to internet... ...always... ...always... ...daima diyorsun... ...tamam sıkıntı yok... ...evet bunları da güzel bir şekilde öğreneceğiz... ...hadi bakalım o zaman... ...şimdi... ...dersimize başlamadan önce... E ee, de zaten belli süper sonikte test 29 ve 30. Ödevimizi süper yapacağız ve böylece Tonguç kapta ilerleyeceğiz. Intro'muz girsin, dersimiz başlasın. Hadi bakalım. LGS ilk tekrar kampı başlıyor. 8. sınıfın tüm derslerini ilk tekrar kampında tekrar ediyoruz. 2. döneme eksiksiz başlıyoruz. Ayrıca ilk tekrar kampına özel 3 farklı kaynak ve adım adım seni yönlendirecek kamp programı LGS ilk tekrar setinin içerisinde. Sana en yakın Tonguç kitapçısı ve tongucmaza.com'da bulabilirsin. Tonguç 8. Sınıf kanalında 22 Ocak'ta başlayacak bu müthiş kampa sen de katıl. Şimdi Asking for Clarification yani bir şey anlamadığımız zaman bir şeyi tam olarak ne demek istediğini anlayamadığımızda diyoruz ki karşı tarafa What do you mean? Ne demek istedin? Can you explain it more? Biraz daha açıklar mısın? ...sorry, I can't follow you, özür dilerim, seni izleyemedim, seni anlayamadım, seni takip edemedim diyorsun... ...veya what does it mean, yani bu ne anlama geliyor diyoruz. E, what does it mean dediğimizde karşı tarafa konuyu anlamadığımızı göstermiş oluyoruz sonuç evladım benim. Şimdi bunlar çok önemli çünkü İngilizce'de, LGS'de bundan mutlaka soru geliyor yani... Diyor ki işte Ayşe Fatma'yı anlayamamıştır veya Ayşe Aleks'i anlayamamıştır. Ona cümleyi tekrar etmesini isteyecek. Bunlardan hangisini kullanmalı diyor. Seçeneklerde sen what do you mean, can you explain it more, sorry I can't follow you, what does it mean, can you repeat again gibi ifadeleri gördüğün zaman işaretlemen gerekiyor. Mesela gel istersen şuraya bakalım. Demiş ki burada Tongül, you should be more careful about what you share on the net. Sen çok dikkatli olmalısın internette paylaştıkların için diyor. Şimdi sen de tabii ki dangoz gibi bakıyorsun ve ne diyorsun? Bilmiyorum hocam. Hayır burada diyorsun ki what do you mean? Yani ne demek istedin diyorsun Tongül'e anlamadım diyorsun. Tongül de diyor ki sana bir kez daha izah ediyor. Sevgili Tonguç diyor. I mean dedim ki there are dangerous people online. Bazı tehlikeli insanlar var. Yani tehlikeli insanlar var online'da internette. And ve what you share can stay forever. Ve bunlar paylaştığın şeyler sonsuza kadar kalıyor. Dolayısıyla tehlikeli insanlar olduğu için ne paylaştığımıza dikkat etmemiz gerekiyor. Biz diyoruz ki internete ama salla gitsin hemen paylaş gitsin diyoruz. Paylaşıyoruz ama ne oluyor sonrasında? Onu bir silsek bile karşı taraftan bile silsen, kendinden bile silsen, telefonundan bile silsen orada kalıyor. Dolayısıyla Tongül gerçekten çok güzel bir uyarı yapıyor. Dikkatli <laughs> olacağız arkadaşlar paylaştıklarımız hakkında. Yani ben sadece arkadaşlarımla paylaşıyorum. Mesela sen ee, ne, e, şarkılarını veya hatta işte resimlerini nerede paylaşıyorsun Tonguç evladım benim? TikTok hesabı. Ne TikTok evladım TikTok mu kaldı ya Allah'ım ya Rabbim ya neyse. Hadi bakalım şimdi devam ediyoruz. Geldik conjunctions konusuna. burada işte bizim az önce öğrendiğimiz şey şuydu. What do you mean? Ne diyorsun? Anlamadım diyor. Bu söyledi cümleyi bir kez daha bize izah etmiş oldu Tongül. Şimdi geldik bağlaçlara. Bağlaçlarımız birincisi but yani fakat olumluyu olumsuza ya da olumsuz olumluya bağlayan. Burada onu örneklendirmişiz. Demişiz ki He can play the guitar. O, gitar çalabilir. But, fakat, he can sing a song. Fakat, şarkı söyleyemez demiş. Bak, şimdi, he can play the guitar'dan öncesi olumlu diyebilir miyiz? Evet hocam. Evet, olumlu. Güzel bir şey. Bir insanın gitar çalabilmesi güzel bir şey. He can play the guitar. But dedikten sonra bir anda olumsa geçti. He can sing a song. O, şarkı söyleyemez dedi. Tam tersi olabilirdi. Mesela derdi ki, he can sing a song. Şarkı söyleyemez. But he can play the guitar. Yani şarkı söyleyemez fakat gitar çalabilir derdi. Dolayısıyla but ifadenin yönünü değiştiren ifade. Hatta bu Türkçe'de var. Aşağıdakilerin hangisinde e, düşüncenin yönünü değiştiren ifade vardır diyor. Orada da biz ama veyahut da fakat ya da lakin gibi ifadeleri bulmamız gerekiyor. İşte İngilizce'deki ama fakat but sözcüğü Tonguç evladım benim. Şimdi geldik diğer bir bağlacımıza. O da ve. Zaten and'i biliyoruz. Ve kelimesini hepimiz biliyoruz. Şimdi... Burada dikkatli olmamız lazım. She does her makeup and she combs her hair. Bak comb saçını taramak demek. Bak önce makyajını yapmış pembiş pembiş yanaklarını boyamış. Sonra da ne diyor? And she combs her hair. Sonra da saçlarını tara diyor. Comb tarak demek ve taramak demek. Dolayısıyla burada ve ifadesinden öncesi de sonrası da olumlu. Yani olumsuzu olumlu ya da olumlu olumsuza bağlamak diye bir şey yok. Ve zaten Türkçe nasıl kullanıyorsak İngilizce'de de öyle kullanıyoruz. Geldik diğer bir bağlacımıza. Because. Because da çünkü demek çok çok önemli bir şey. Bak şimdi. Do you want to join our WhatsApp group? Bizim WhatsApp grubumuza katılmak ister misin diyor Tongül Tankuta. Bu da diyor ki I don't istemem diyor. Because çünkü I don't know your friends well. Senin arkadaşlarını iyi bilmiyorum diyor. Ben olsam ben de katılmam. Aferin Tankuta. Yani bilmediğim insanların olduğu ortama sen katılmak ister misin? Hayır hocam. Ben de istemem yani. Tankuta aynısını diyor. Ben katılmayayım. I don't. I don't want. Because çünkü I don't know your friends very well. Demek ki because ne demekmiş Tonguç Elad'ı benim? Çünkü demekmiş. Buraya da bunu güzel bir şekilde yazıyoruz. Şimdi geldik diğer bir bağlacımıza. So. So da Tonguç'um bu yüzden demek. Bu yüzden. Bak şimdi demiş ki. I'm going to meet my idol. So I am very excited. Ben diyor idolümle tanışacağım. Yani ünlü biriyle tanışacak mesela. Ee, diyelim ki... ile mi tanışacak? Ronaldo'yla mı tanışacak? Ne bileyim. Ünlü biriyle tanışacak şey. Bilmiyoruz. O yüzden diyor... Ben diyor bu yüzden... I am very excited. Bu yüzden çok heyecanlıyım şeklinde söylüyor Tonguç'um. Şimdi ne yapıyoruz Tonguç benim? Homework. Hayır hayır homework yok. Şimdi geldik. Daha homework'i vereceğiz. Zaten dersimizin başında söylemiştik. Şimdi... Ee, Bilgisayar parçalarına bakacağız birlikte. Şimdi computer parts. Computer zaten bilgisayar demek, parts'a parçalar demek. Şimdi burada computer tower demiş. Bu bilgisayar kasası. Yani kulesi değil de kasası. Modem zaten internete bağlanmamızı sağlayan şey ki bu da Türkçede modem diye geçmiş. Monitör zaten ekran demek. Türkçede monitör diye geçmiş. Speaker hoparlör demek. Yani speak konuşmak. Speaker konuşmacı ama burada konuşmacı olamayacağına göre bu hoparlör. Zaten biliyorsun R2 İngilizcede bir şey yapan için kullanılıyor. Mesela drive araba sürmek teach öğretmek speak konuşmak ya da işte ne diyebiliriz play oynamak read okumak scan mesela scan taramak demek. Bunların yanı erki gelince o işi yapan kişi olmuş oluyor. Driver şoför. Teacher öğretmen. Speaker konuşmacı ama burada operlar oluyor. Player oyuncu. Reader okuyucu. Scanner tarayıcı olmuş oluyor. Bak print çıktı almak printer da e, ee, çıktı alan yani printerlerden Türkçe geçmiş o yüzden değiştiremedim. Mouse fare demek Tonguç'um. da tabii ki klavye anlamına geliyor. Headphones da kulaklık oluyor. Buradaki kelimeleri alıyoruz ve sadece cebimize şey koyuyoruz. Harikasın mükemmelsin. Gerçekten dediğin yapıyoruz. Bu kelimelerin önüne İngilizcesini, arkasına Türkçesini yazıyoruz. Sonra da cebimize koyuyoruz. Hiç çalışmamıza bile gerek yok. Zaten ara ara cebimizden çıkarıp baktıkça hepsi aklımızda kalıyor. Ama tabii ki LGS'de bize soru sordukları için mutlaka Spersonik kitabımızda bu konuyla alakalı e, test 29 ve 30'u çözmemiz gerekiyor. Hemen burada göstermek istiyorum. Bak burada. Test 29'da ve 30'da senin için internet alakalı yeni nesil sorularımız var. Burada tabii takıldığın sorular olabilir. Bu soruların çözümünü mutlaka dikkatli bir şekilde uzman hocalarından dinlemelisin. Hadi bakalım o zaman dersimizi bitirdik. Dersimizin sonunda sizleri challenge'a davet ediyoruz. Yani meydan okuma testimize. Sonrasında ödülü sorumuzu yapmayı unutmayın. Hadi bakalım görüşmek üzere. Hepinize LGS yolculuğunuza başarılar. Bu arada ilk tekrar kampımız başladı. İlk tekrar kampına da hazırlıklı olalım. Hep beraber ilk tekrar kampında da birinci önemi güzel bir şekilde tekrar edelim arkadaşlar. Tonguç Dershane sundu.